Autodesk Revit Software. Bu kelime grubuna baktığımızda Revit'in Autodesk firmasına ait bir yazılım olduğunu anlıyoruz. Revit nedir peki? Yapı tasarım ve projelendirmeye yönelik bir yazılım. Söz konusu bir yapı var. Bu yapının tasarımı ve projelendirilmesi söz konusudur. Bir yapının projelendirme aşaması her zaman vakit alır. Bu yüzden dokümantasyon, metraj, maliyet hesaplarına harcadığımız süreleri en aza indirerek tasarıma daha fazla süre ayrılmasını sağlayan ve bu mantık çerçevesinde kurulmuş bir yazılımdır. Revit BIM tabanlıdır. Peki Revit BIM midir? Bu soruyu yanıtlamadan önce BIM'in ne olduğundan bir bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. İlk önce ne olmadığından bir bahsedelim. BIM ne değildir? Bir yazılım, bir eklenti, bir program değildir. Bir çalışma yöntemi ve teknolojidir aslında. Ve bu çalışma yöntemini benimsemiş ve bu mantıkta çalışan yazılımlar var. Mesela Revit gibi. Başka hangi BIM uygulamaları var? Allplan, Archicad gibi uygulamalar BIM uygulamalarıdır. BIM tabanlı uygulamalardır. BIM ve CAD arasındaki farklılıklar nelerdir? CAD, Computer Aided Design, BIM, Building Information Modeling bir çalışma yöntemidir, bir teknolojidir. AutoCAD ve Revit de bu çalışma yöntemlerini benimsemiş yazılımlardır. AutoCAD, CAD mantığında oluşturulmuş bir yazılım, Revit ise BIM mantığında oluşturulmuş bir yazılımdır. BIM'de, dolayısıyla Revit'te her proje dokümantasyonu birbiriyle bağlıdır. Yani siz Revit'te ayrı plan, ayrı kesit, ayrı görünüş oluşturamazsınız. Siz tek bir sanal bina modeli üzerinden bütün proje dokümantasyonunu çıkarabiliyorsunuz ve de tek bir elden koordine edebilirsiniz. CAD mantığında ise, dolayısıyla AutoCAD'de oluşturulan her bir proje dokümantasyonu ayrı ayrı oluşturulmuştur. Ayrı ayrı koordine edilir. Yani herhangi bir revize gerçekleştiğinde ayrı ayrı manuel bir şekilde değişiklikler yapılır. Revit'in parametrik yapısı vardır. Parametrik yapı dediğimiz anda family'den bahsetmek gerekir. Ve family AutoCAD ile kıyaslandığında blok mantığı gibi. Ama bambaşka bir mantıkta bu da parametrik yapısı sayesinde gerçekleşiyor. Parametreler modeldeki tüm öğeler hakkındaki bilgileri depolar ve iletir. Ve aynı zamanda ölçüler ve geometriler bağlantılıdır. Yani siz ölçüyü değiştirince geometri, geometriyi değiştirince ölçü de değişir. Peki family'yi biraz daha açarsak. Revit platformundaki tüm öğeler ailenin bir parçasıdır ve açıkça tanımlanmış bir hiyerarşiye uyarlar. Bu hiyerarşinin birinci basamağında kategoriler, ikinci basamağında family, üçüncü basamağında ise tip yer alır. Kategoriler yazılım içerisinde önceden tanımlanmıştır, eklenemez, silinemez ve yeniden adlandırılamazdır. Revit'te çok çeşitli kategoriler vardır. Bunları iki genel ana grupta sınıflandırırsak birinci model kategorileri, ikinci annotation kategorileri yani açıklama kategorileri. Model kategorileri bina modelinizi oluşturan tüm unsurları içerir. Duvarlar, kapılar, zeminler, merdivenler gibi. Annotasyon, ek açıklama kategorileri ise metinler, boyutlar ve etiketler gibi öğeleri içerir. Hiyerarşinin bir sonraki seviyesi family yani ailedir. Ailenin tanımına bakacaksak aileler aynı genel görünümü ve davranışı paylaşan öğeler topluluğudur. Aileler davranışları bağlı olarak iki ana türe ayrılır. Sistem ailesi, bileşen ailesi yani component ailesi. Sistem aileler yazılıma dahil edilen ve kullanıcı arayüzünde oynanamayan herhangi bir şeyi içerir. Bileşen ailesi ise sistem ailesi olmayan her şeyi içerir. Pek çok bileşen ailesi model öğeleridir. Revit kullanıcıları bileşen ailelerini ve ilişkili türlerini oluşturabilir, silebilir ve değiştirilebilir. Bu family editor'da gerçekleşir ve böylece oluşturulan her aile kendi benzersiz dosyasına family yani .rfa uzantılı olarak kaydedilir. Revit'in 3. basamağında ise tip yer alır. Tipi değişkenler topluluğu olarak düşünebilirsiniz. Değişkenler derken buradaki belli parametreler var. Bu parametreler boyutlar, malzemeler ve diğer ayarlar gibi. Tür bir ailenin birkaç değişkenini aynı anda değiştirmek için uygun bir yol sağlar. Burada aynı AutoCAD'de blok mantığı gibi siz nasıl AutoCAD'deki bir bloğun içine girip değiştirdiğinizde proje içerisinde bulunan diğer blokların da otomatik bir şekilde değişeceğini göreceksiniz. Bir aile bir veya daha fazla tip içerebilir. Revit'teki öğelerin belli bir hiyerarşiye uyduğunu söyledik. Birinci basamağında kategoriler, ikinci basamağında family, üçüncü basamağında tip yer aldığını söyledim. Birinci basamağı kategori mesela duvar. Duvar kategoridir. İkinci basamağına geçelim family. Family'ye baktığımızda basic, curtain ve stacked wall. Burada da 3 farklı duvar family'si olduğunu görüyoruz.
görüyoruz. Burada üçüncü basamağı tip. Mesela jenerik 200 mm duvar tipi gibi. Yani bu duvar yerinin belli bir ailesi ve belli bir kategorilerin olduğunu söyleyebiliriz. Revit kullanılarak oluşturulan çizimler yapıyı temsil etmek için iki boyutlu çizgi bir şekillerden oluşan bir çizim değildir. Sanal bina modelinden elde edilen görüntülerdir. Birebir canlı görüntüler. Bu iki boyutlu görüntülerle üç boyutlu model arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Yani Revit size şunu sağlıyor. Üç boyutlu modeli değiştirmek için iki boyutlu görünümü değiştirmenize veyahut da iki boyutlu görünümü değiştirmek için üç boyutlu modelinizi değiştirmenize olanak sağlar. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Üç boyutlu model üzerinden bir kapıyı seçip hareket ettirdiğim takdirde bu kapı göründüğü tüm görünüşlerde, kesitlerde ve planlarda hareket ettirilir. Buradaki öğe özellikleri doğrudan öğelerle bağlantılıdır. Revit'i diğer BIM tabanlı olmayan uygulamalardan ayıran özellik oluşturulan her bir nesneye bilgiler girebiliyorsunuz. Yani bir duvar duvar olduğunu biliyor, bir pencere pencere olduğunu biliyor, bir kapı ise kapı olduğunu biliyor. Bu da sizin akıllı model üretmenizi ve oluşturmanızı sağlar. En güzel yanlarından biri ise ekip çalışması ve WorkSet veri paylaşımı. Collaboration tabi sekmesi altında WorkSet dediğimiz bir başlık var ve bu başlık üzerinde oluyor ve bir server üzerinden projemizi paylaşabiliyoruz. Mesela Amerika'da mühendisimizin çalıştığını, Türkiye'de mimarımızın çalıştığını ve başka bir ülkede ise mekanikçimizin çalıştığını varsayalım. Ben Amerika'daki mühendisin yaptığı revizasyonu Türkiye'deki bir mimar olarak görüp o revize üzerinden devam etme imkanına sahip olabiliyorum. Bu da yapı üzerinde çalışan çok farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını sağlar.